Asklepios Klinik Barmbek Neonatoloji ve Doğum Ünitesi birimlerinin ortak görevi size ve çocuğunuza yeni hayatına attığı ilk adımları kolaylaştırmaktır. Bu esnada bizim için doğumun doğal, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi önemlidir. Doktorların refakat ettiği doğumların yanı sıra ebe doğumhanesi hizmetini de sunmaktayız. Bu hizmette size tıpkı doğumu evde yaparmış gibi yalnızca deneyim sahibi ebeler refakat etmektedir. Uzman doktor yalnızca acil durumlarda kısa bir süre içerisinde sizin ve bebeğinizin yanında olacaktır. Kliniğimizde en üst düzeyde tıbbi güvenlik standartlarının ve modern konseptlerin uygulanması olağandır. En yüksek bakım seviyesine sahip perinatal merkezi olarak tüm beklenmeyen olaylara karşı da hazırız. Hepimiz ailelerin kendilerini mümkün olan en güvenli biçimde rahat hissetmelerini istiyoruz. Onları bu sayede geleceğe güven içerisinde ve yaşamlarının bu özel evresine adım atarken güçlendirmek istiyoruz. Çocuğunuzun sağlıklı olduğundan emin olmak için tedbir muayeneleri yapıyoruz. Yaklaşık 48 saat sonra U2 muayenesini yapıyoruz. Çocuğunuzun hayatındaki bu ikinci muayeneyi şimdi size göstermek istiyoruz. Bu film doktorlarla yapacağınız görüşmenin yerine geçmez. Şayet sorularınız varsa bunları lütfen not edin. U2 muayenesinde metabolizma testi de bulunuyor. Bebeğiniz en az 36 saatlikse ondan birkaç damla kan alıyoruz. Fakat ona bu minik bir cimcikten daha fazla acı vermiyor. Bu test ender görülen hastalıkların farkına varılmasına yarıyor. Zamanında önce yapılacak bir tedavi sayesinde çoğu zaman sonuçları önlenmiş oluyor. Dikkat çeken bir bulguya rastladığımızda sizi derhal haberdar ediyoruz. Bizden haber gelmedikçe her şey yolunda demektir. Ailenizde tiroid hastalığı olan var mı? Bunu lütfen not edin ve doktorunuza bildirin. Bebeğin bedensel muayenesi çoğu zaman tepeden tırnağa kadar gerçekleştirilir. Kafasının şekli nasıl? Bıngıldık ne büyüklükte? Kafatası kemiğinde bu boşluk, kafanın dar doğum kanalından geçebilmesi için buruşma bölgesidir. Ve şimdi de beynin büyümesi için yeterli yere sahip olmasını sağlıyor. Bu herkesin hoşuna gitmese de ağız boşluğu da muayene edilir. Gözlere derin bir bakış, lensin ardındaki retina görünüyor mu? İşitme testi de U2 muayenesine dahildir. Çoğu zaman çocuğunuz uyurken doğru işitip işitmediğini test ederiz. Ses dalgaları yardımıyla işitme bozukluklarını erkenden keşfederiz. Çünkü çocuğunuz şayet iyi işitmiyorsa bu durum sağlıklı bir şekilde gelişmesini olumsuz etkileyebilir. Kendinizi yeterli bilgi edinmiş hissediyor musunuz? Konuyla ilgili sorularınız var mı? O zaman bunları not edin. Şimdi sırada akciğer ve kalp var. Kalp atışları nasıl? Kan damardan güçlü bir şekilde geçiyor mu? Kalp hastalıklarına daha güvenli bir şekilde önlemek amacıyla kandaki oksijen miktarını inceliyoruz. Bu miktar düşükse bu bir kalp hastalığına işaret ediyor olabilir. Böyle bir durumda kalp daha detaylı bir şekilde muayene edilir. Bu bebekte her şey yolunda. Ailede doğuştan kalp hastalığı var mı? Bunu doktorunuza bildirmek için not edin. Karaciğer, dalak ve böbrekler sağlıklı mı? İç organları parmaklarımızla normal büyüklükte olup olmadıklarını anlamak için kontrol ediyoruz. Göbek bağı da kontrol edilir. İyi bir şekilde kuruyor mu? U2 muayenesine bu da dahildir. Dış cinsel organların kontrolü. Bir sonraki adımda bebeğinizin kalçasında bir bozukluk var mı diye bakıyoruz. Kıvrımlar simetrik seyrediyorsa bu iyiye işarettir. Kalçada bir bozukluk olduğu izlenimine varırsak ultrasonla daha detaylı bir muayene gerçekleştiririz. Fakat olağan kontrol bebek 4-6 haftalıkken çocuk doktorunun muayenehanesinde yapılacak olan bir sonraki muayenede yani U3 muayenesinde yapılır. Şayet ailenizde doğuştan kalça sorunları yaşayanlar olduğunu biliyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendirin. Şimdi beline bakalım. Parmaklarla dokunarak kemiklerde bir tuhaflık hissediliyor mu? Bu durum
omuriliğinde gizli olan hatalı bir oluşuma işaret edebilir. Fakat endişe etmeyin, bu çok sık görülmez. Son olarak refleksleri test ediyoruz. Refleksler bilinçsizce verilen tepkilerden ileride koordineli hareketlerin gelişmesi nedeniyle önemlidir. Fakat şimdi öncelikle yeni dünyaya alışmaya yardımcı oluyorlar. Bu omurga refleksi veya galant refleksidir. Adım atma refleksi otomatik bir harekettir. Fakat bunun ilerideki yürüme ile hiçbir alakası yoktur. Ve moro refleksi veya tutunma refleksi, bebeklerin geçmişte düşmemek için annelerinin postuna sıkıca tutunmak zorunda oldukları zamanlardan kalma bir reflekstir. Şayet bebeğiniz minik bacaklarıyla tepiniyor veya ayakçıkları dokunduğunuzda tepki veriyorsa, o zaman burada da her şey yolundadır. U2 muayenesinin sonunda K vitamini de verilir. Bu vitamin, kanın pıhtılaşma faktörünün oluşmasına yardımcı olur ve bu sayede iç kanamaları önler. Şimdi sormak isteyip de bir türlü soramadığınız tüm soruları sorma imkanına sahipsiniz. Doktor size güçlü kemikler için D vitamini ve sağlıklı dişler için florit verir. Ve sonunda size çocuğunuzun bakım defteri verilir. Son olarak bebeğinizin evde en güvenli şekilde nasıl uyuyacağını öğreneceksiniz. Sizi çocuğunuzla birlikte sizin de iyi olduğunuza kanaat getirdikten sonra taburcu ederiz. Bebeğinizin güvenli uyuması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.schlafgutbaby.de